Valorant Spoiler serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar ben Burak Bugün yepyeni map hakkında konuşacağız Güzel teorilerimiz var ortaya mükemmel teoriler atacağız Bunların haricinde Valorant mobil hakkında konuşacağız Evet şu an kulağınız paslanmadı veya kirlenmedi Gerçekten Valorant'ın mobil oyunu geliyor Mükemmel bir oyun Mükemmel tasarlanmış Ama daha halen yapım aşamasında bu arada Bunun infosunu vereyim sonra neden hala çıkmadı demeyin şu an çıkmayacak ama çıkmak üzere çok büyük bir kısmı bitti. Bunu söyleyeyim size. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Her şeyin haricinde biliyorsunuz ki 3x8400 vp çekilişimiz vardı. Bugün bitti. Sonuçlar açıklandı. Instagram story'me hemen bakıp kimlerin kazandığını öğrenebilirsiniz. Belki de kazanan kişi sizsinizdir ama hala haberiniz yoktur. Çünkü beni Instagram'dan hala takip etmemişsinizdir. Her neyse. Bunların da yanında ikinci story'ime girerek bir sonraki çekilişin ne olacağını siz seçiyorsunuz. Ben yapıyorum. Şimdi fazla uzatmayacağım. Ana haber bültenimize bağlanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Çünkü birazdan çok güzel şeyler yapacağız. Evet dostlarım, şimdi yepyeni map hakkında teorilerimi ortaya atacağım size. Bayağı bir araştırdım. Bayağı bir bilgi edindim. Öncelikle size şundan başlayacağım şimdi burada bir tane e, gemi görüyorsunuz yüksek ihtimalle yeni mapimiz bu gemi olacak neden böyle olacak neden böyle düşünüyorum bunları da söyleyeyim size. Şimdi ikinci bölümün üçüncü kısmında biliyorsunuz ki Icebox geldi ve Icebox'ta da böyle bir gemi vardı zaten. Şimdi Riot'un temel sistemi şu bir bölümde işte üç tane kısım var ve üç kısımın her bir kısmında oyuncularına heyecan verici yepyeni ya ajan ya map ya da yepyeni bir skin koleksiyonu seti geliyor. Ki zaten skin koleksiyonu seti sürekli geliyor. Bunları bir kenara bırakalım. Şimdi biz ikinci kısımdayız. Üçüncü kısımda da yeni map'imizle tanışacağız. Yeni ajan geleceğini düşünmüyorum. Üçüncü kısımda yüksek ihtimalle yeni map gelecektir sadece. Ama Riot şaşırtmayı sever. Yepyeni bir ajan gelebilir. Hatta neden bu ajan Türk olması? Çünkü çok fazla Türk oynuyor bu oyunu. Ve ben hala şunu anlamış değilim mesela bu kadar çok Türk oyuncunuz varken hatta bir Türk turnuvası yaklaşık 50 bin 60 bin izlenirken siz halen gidip Gana'ya falan hero çıkartıyorsanız bir tık sanki e, bizim milletimize ayıp ediyorsunuz ama ben çok eminim ki en yakın zamanda Türkler hakkında ya yeni bir map gelecek ya da yeni bir ajan gelecek ama yeni gelecek map şu an Türkiye hakkında değil onun infosunu verebilirim tam olarak. Şimdi ilk görselimize bakalım. Oyunun tasarımcıları ve yapımcılarından birinin bir tweetinden başlayacağım size. Oyunun baya güzel teorilerini yapan bir adam hakkında konuşacağız şimdi. Böyle bir görsel paylaşıyor tam 1 Mart'ta. Ve diyor ki bu kargo gemisinin yan tarafında büyük bir krallık logosu yok mu? Buraya da koydum Kingdom logosu. Biliyorsunuz zaten oyunumuzun temel hikayesi Kingdom'a dayalı. Hepimiz bu geminin yanında bir Kingdom sembolü arıyoruz. Çünkü aslında bu Kingdom sembolü bizim için tam anlamıyla bir yeni map infosu. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü her mapimiz Kingdom'a dayalı. Kingdom şirketine dayalı. Oyunun hikayesi de yine dediğim gibi Kingdom şirketine dayalı. Çoğu FPS oyununda bu işte Wolf Team olur, CS olur, gemi mapini görüyoruz zaten. Zula da aynı şekilde. Ee, Valorant'ta neden bir gemi mapi olmasın? Şimdi birçok e, arkadaşım diyecek ki bana, işte çok küçük değil mi böyle büyük böyle skill'lerin kullanıldığı bir oyun için bir gemi. Şimdi size şöyle bir info vereyim bu gemi hakkında. Yakınlaşalım gemiye. Yanında geminin tam 4 tane tekne var, 4 tane bot var. Yani bu bot tutların her birinde bir insanın 3-4 katı olduğunu düşüneceksek geminin yanında ne kadar küçük durduğuna bakın. Hatta geminin yanına boş verin, geminin konteynerının yanında ne kadar küçük durduğuna bakın sadece. Yani aslında ee, bu kadar küçük görünse de görseldi gemi çok büyük. Birazcık detaylı baktığımızda gerçekten bir map olabilecek kadar, belli siteleri olabilecek kadar çok büyük bir ee, kütlesi var. Bunların haricinde böyle bir map gelirse nasıl olur? Site'lar nasıl olur? Onları konuşacağım birazcık ne? Bunları çok konuşmak istiyorum çünkü. Şimdi tasarımcının da incelemiş olduğu gibi işte Photoshop'tan e, bu yeni, yeni gemi görseline bakıyor. Şimdi size şurada şöyle bir teoride bulunacağım. Bu map gelirse eğer yüksek ihtimalle geminin üstü üst site'ler olur. Bir site geminin üstünde olur. Atıyorum B sayda geminin alt tarafında olur. Yani bu sadece şey olarak düşünmeyin. Bir gemi var ama biz bunun alt kısımdan inemeyeceğiz. Yine binlerce spot olacaktır tıpkı Icebox'taki gibi. Yine Oyunun işte gerek mapin büyüklüğü, gersellliği açısından ee, geminin hem altına inebiliriz, hem de üstüne çıkabiliriz. Hatta belki geminin dışına bile çıkabiliriz. Aklınızda bulunsun. Bu konu hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. Şimdi bunların haricinde beni yine çok heyecanlandıran bir konuya değineyim. Valorant mobil oyunun beta sürümünden beri konuşuluyordu zaten. Yani Riot biliyorsunuz ki zaten çok yakın bir zamanda e, ee, LoL'ün de mobil oyununu getirdi. Ama bunu LoL'den işte neredeyse bir 8-9-10 yıl sonra çıkardı. Ama Valorant'ta işler böyle değil. Çünkü Valorant zaten hemen yepyeni tasarlanıp çıkartılmış bir oyun değil. Üstüne yıllardır uğraşılan bir oyun ve Riot bildiğiniz üzere her platforma girmek isteyen çok büyük bir şirket. Ve bu konuya aslında çok daha önceden el attı. Yani size beta olarak şimdi tasarı olarak göstereceğim. Yanlış anlamayın şu an çıktı da oynanış değil bu tasarım olarak jetin split mapinde kullanışlığını görürüz şu an burada. Ve gayet kafi gayet olabilecek bir şekilde tasarlanmış. Ki zaten bu görsellerin hepsi, bu küçük emotların hepsi Riot dosyalarının, Valorant dosyalarının içerisinde olan şeyler. Zaten bu teoriler sırf bu yüzden atılıyor. Riot'un kendi açıklamaları da var. Mobil oyun kesinlikle getireceğiz diye. Dediğim gibi beta sürümünden beri zaten mobil oyunun çıkacağı konuşuluyor. Ha bir mobil oyunu nasıl olur? Yani yine emülatör çıkar mı bir PUBG'deki gibi bilemiyorum. Ama yine eğim gerektirecek bir oyun olur ama bir telefondan veya bir tabletten ne kadar eğiminizi kullanabilirsiniz burası meçhul burasını ben de bilemiyorum. Şimdi sizi diğer haber arkadaşlarıma bağlayacağım. Size bu oyun hakkında bir tık görseller gösterecekler, hatta oynanış videosu göstereceğiz. Şimdi oraya bağlanalım, ondan sonra geri dönelim ve haftanın en çok oynanılan ajana hakkında konuşalım. As you can see, guys, I'm already having this game, guys, and it's awesome, guys, and it plays well in my uh, in my Android device, guys. As you can see, guys. As you can see, the game uh, works flawlessly, guys. Yes, the game is awesome without with with a great uh, with a great graph yer değiştirdim. Haberimizin ardından geri dönüyoruz. Yer değiştirdim. Neden yer değiştirdim? Çünkü jetçiğimi kapatıyordum. Jeti kapatmak istemedim. Haftanın bu haftanın en çok oynanıcılı %75 pik yüzdesiyle ki zaten TR sorunu ne kadar fazla jeti sevdiğini biliyorsunuz. Hatta her oyununuzda %100 insta lock bir jet geliyordur. Jet oluyor. Bunların haricinde haftanın en destekçi mesajlarına bakacağız. Benim en çok sevdiğim kısım burası. Hiç yalan söylemeyeyim. Hiç de mütevazi olmayacağım bu konuda. Mahmut Ali Kibar güzel videolar ee, başılarının devamını dilerim ve gülücük bırakmış sonuna. Onun gülücüğünü hitafan biz de bir jet emutumuzu bırakıyoruz. Bu hafta bizden jet emutu kazandı. Onların haricinde de Muhammed Miraç. İnşallah daha da hızlı büyürsün. Seni seviyorum kral demiş. Ben de seni seviyorum Muhammed'cim. Desteklerin için çok sağ ol. Siz de bu tarz desteklerde bulunup bana gerçekten çok manevi destek olabilirsiniz. O da bizden bir reyne emutu kazanıyor. Şimdilik bu kadar. Ben Burak Hacı Mustafaoğlu. Eğer haberimi beğendiyseniz, eğer spoiler bölümümüzü beğendiyseniz, eğer daha fazla çekiliş istiyorsanız beni desteklemek için hemen hiç iki saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hatta çok mu destek olmak istiyorsunuz? Yorum bile atabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler.